bugüne kadar bu gidişi değiştireceğiz diyenler ekonominin halini gündeme getirdiklerinde, bir proje açıkladığında ya da bütçe açığından bahsettiklerinde hep aynı soruyla karşı karşıya kaldılar. Kaynağı nereden bulacaksınız? Hadi bakalım, sizi de göreceğiz. Tüm bu düzenlemeler gerçekleşirken kaynak, yani para nereden nasıl gelecek, ya da daha şüpheci bakanların aklındaki soruyu seslendireyim. O kaynak, o para gelecek mi? İstikrarlı ve temiz para girişi için ne yapılmalı? Bir kez daha çevrim içi bir konuşmayı dinleyeceğiz. Çok kıymetli bir isim bize katılacak. Merkez Bankası eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara. Dönelim başkentimize, Ankara'ya. Ve sözü Hakan Hoca'ya bırakalım. Buyursunlar hocam. Herkese merhaba. Öncelikle bu değerli konferansı düzenleyene teşekkür ediyorum. Davet için de ayrıca teşekkürler. Tabii Hacer Hanım'ın sunumundan sonra bir anda finansal konulara geçmek kolay değil. Derin bir yoksullukla ilgili bir sunum dinledik. Fakat şöyle düşünmek lazım. Yani yoksullukla mücadele için kaynak gerekiyor. Yoksullukla mücadele için de sürdürülebilir bir büyüme lazım. Gelir artışı lazım. Bunun için de işte uygun, ayağı yere basan bir makro çerçeve ortaya koymak gerekiyor. Ben de bugün sunumumda eski bir bürokrat olarak ve yeni bir akademisyen olarak bu iki şapkayı harmanlayarak önümüzdeki dönemde bir makro istikrar programının ana bileşenleri, özellikle makro finansal taraftan bakılınca nasıl olmalı, buna dair naçizane teknik görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. Sunumda vurgulamak istediğim şey, geçmişten ders alıp geleceğe yönelik politikaları tasarlamak gerekiyor. Türkiye'nin önemli bir deneyimi var. 2001 krizi sonrası uygulanan politikalar. Ben bu politikalardan alınabilecek dersleri biraz anlatıp, ardından da Türkiye'ye özgü bir makro finansal tasarım nasıl oluşturulabilir, buna ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Tabii 21. yüzyılda ekonomi politikası deneyimi deyince, arka planda Merkez Bankası'nın da başrolde olduğu bir kronoloji benim aklıma geliyor. 2001 sonrası önce bir enflasyon hedeflemesi uygulandı. O dönemde para politikası, bağımsız para politikası ve Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri temel araç olarak kullandığı ve buna da sıkı bütçe politikasının faiz işi fazla ile eşlik ettiği bir program vardı. Ardından küresel kriz sonrasında biraz yaklaşım değişmeye başladı. Finansal istikrar vurgusu ön plana çıktı. Ama arka planda da Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerindeki kısıtlar o dönemde başlamıştı. Daha sonra para politikasının önemsizleştirilmesi diye tanımladığım dönem var. Özellikle 2017 yılından itibaren kamu bankaları üzerinden para politikası, KGF üzerinden para politikasının bypass edilmesi ve sonra 2018 yılında kanunen 2019 yılında da fiilen Merkez Bankası bağımsızlığının bitmesine tanık olduk. Ardından da zaten bugün içinde bulunduğumuz süreç başladı. 2021 yılından itibaren KKM, kur rejiminde değişim, kredi politikasındaki değişimle beraber bir finansal baskılama içerisinde belki de tarihin en ani enflasyonunu yaşadık. Şimdi bu dönemin performansını baktığımız zaman ben biraz Türkiye'nin dünyada enflasyon sıralamasını koymak istedim. Çünkü aslında enflasyonun seviyesi değil, diğer ülkelere göre nerede olduğunuz da çok önemli. Bu grafiğe baktığınız zaman 1980'lerde, 90'larda Türkiye genelde dünyanın en yüksek 5. 10. 20. enflasyon arasında yer alıyor. Yani performansımız çok iyi değil. Fakat dibe 2001 yılında vuruyoruz. 2001 kriziyle beraber bu veri tabanında yer alan ülkeler arasında en kötü 3. enflasyona sahip ülkeyiz. Ardından da sarı ile işaretlediğim bölüm geliyor. Burası enflasyon hedeflemesi, yani saf enflasyon hedeflemesi. Enflasyonla mücadelede bir miktar başarı elde ediliyor ve Türkiye enflasyon sıralamasında dünyada ortalara doğru çıkıyor. Ardından dikkat ederseniz 2011 yılından itibaren para politikası üzerindeki kısıtların başlamasıyla ve aynı zamanda da bir önceki dönemde oluşan bir takım makro finansal dengesizliklerin de artık ekonomi politikalarını zorlamaya başlamasıyla enflasyonda elde edilen kazanımlar
kademeli olarak veriliyor. Ve 2017 yılından sonraki süreçte de zaten para politikasının giderek daha etkisiz hale getirilmesiyle beraber bugüne geldiğimizde 2001 yılına geri dönmüş bulunuyoruz. Yani 2001 yılındaki sıralamamız neyse şu anda da benzer bir yerdeyiz. Bu süreçte arka planda faize, enflasyona ve dolarizasyona baktığımız zaman enflasyonla dolarizasyon el ele gidiyor. Yani önce 2002'den itibaren aşağı yönlü bir eğilim var. Daha sonra 2011 yılından sonra da beraber enflasyon ve dolarizasyon yukarı doğru gidiyorlar. Bu grafiğe bakınca sanki ilk 10 senede her şey çok iyiymiş, ikinci 10 senede de her şey çok kötüymüş gibi görünüyor. Ama aslında arka planda başka şeyler oluyor. Yani bu enflasyonla mücadele sırasında belki makrofinansal riskler birikiyor. İşte benim sunumumun ana bir vurgusu da orada. Yani 2001 yılından sonra uygulanan politikalar sadece enflasyona odaklandığı için ve faiz dışı fazla üzerinden bir kurgu yapmaya çalıştığı için aslında arka planda biriken makrofinansal dengesizlikler de çok fazla dikkate alınmıyor olabilir. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımız zaman aslında mesela reel kura dikkat edin. Türkiye 2001-2010 arasında kendine benzer ülkeler arasında neredeyse en fazla reel olarak değer kazanan para birimine sahip. 2011 sonrasına baktığımız zaman tam tersi bir durum söz konusu. Türkiye reel olarak en fazla değer kaybeden para birimine sahip. Şimdi ya bir uçtayız ya diğer uçtayız. Burada vurgulamak istediğim şu, yani ilk döneme baktığınızda ilk 10 senede enflasyonla mücadelede belli bir başarı elde edilmiş ama dikkat ederseniz arka planda bazı makrofinansal risklerin de birikmiş olması söz konusu olabilir. Kredilere baktığınızda da aynı durum söz konusu, borçlanmalara baktığınızda da aynı durum söz konusu. Ve bunun yansıması da aslında cari açıkta kendini gösteriyor. Burada reel kurla cari açığı birlikte resmediyorum. İlk 10 senede baktığınız zaman enerji dışı cari açıkta önemli bir bozulma var. İkinci 10 senede cari açık bir miktar düzeliyor ama bu defa cari açığı döviz kuru üzerinden çözmeye çalıştığımız için, yani bütüncül bir politikayla değil sadece kur üzerinden cari açığı çözmeye çalışınca bu defa da ciddi bir enflasyon problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu süreç bize şunu söylüyor, aslında ya iç dengeyi sağlayabiliyoruz ya da dış dengeyi sağlayabilmişiz. İlk 10 sene enflasyonla belli bir mücadelede belli bir başarı elde edilmiş ama o sırada cari açık hızlı bir şekilde yukarı gelmiş. İkinci 10 seneye baktığınızda da tam tersi bir durum. Cari dengede bir miktar iyileşme var ama bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya gelmişiz. Dolayısıyla o döneme bakıldığında aslında bütüncül bir politika uygulanması gerektiği açık. Yani bu dengesizlikleri bir politikayı uygularken, enflasyonla mücadele ederken arka planda oluşan dengesizlikleri azaltacak bir makrofinansal çerçeveye ihtiyaç var. Ve şu tabloyu da değiştirmemiz gerekiyor. En baştaki konuşmada da belirtildi. Türkiye'de bir gelgit döngüleri yaşıyoruz. 1980'lerin sonlarından itibaren, dışı açılma sürecinden itibaren büyümeye ve finansal akımlara baktığınız zaman el ele gidiyorlar. Birkaç senelik yüksek büyüme döneminden sonra bir çakılma dönemi yaşıyoruz. Ve bu döngü kendi kendini sürekli tekrar ediyor. Şimdi bu resme baktığınız zaman bununla sürdürülebilir kalkınma olmaz. Bununla sürdürülebilir gelir artışı olmaz ve yapısal reformlar için de gerekli kaynak sağlamak zor olur. Dolayısıyla bu tablonun değiştirilmesi lazım. Bu tablonun değiştirilmesi için de işte makro finansal politikaların yerli yerine oturması ve Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak mekanizmaların tasarlanmasına ihtiyaç var. Şimdi 2000'li yıllardan alınan dersleri şöyle bir özetlersek, burada gördüğümüz şey şu, yani o yıllarda belli alanlarda başarı elde edildi. Fakat makro dengesizlikleri bir bütün olarak gözetmediğimiz için o dönem kalıcı olmadı. Onun artık ötesine geçmek gerekiyor ve kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için daha bütüncül bir çerçeveye ihtiyaç var. Peki somut olarak nasıl bir makro finansal politika tasarımı uygun olabilir? Ben dört ayaklı bir politika seti
yönetiminin uygun olabileceğini düşünüyorum. Para politikası kısmından çok bahsetmeyeceğim çünkü Refet Hoca ona ayrıntılı olarak değinecek. Para politikasını yerli yerine oturttuktan sonra, yani o 2001 döneminde yapılanları yaptıktan sonra onun üzerine eklenmesi gereken politika bileşiminden bahsediyorum ben burada. Bunun bir bacağını makro ihtiyati politikalar oluşturuyor. Bir ayağını reel kur ve rezerv politikası, maliye politikası ve yapısal politikalar, bütün bunlar birbirini destekleyecek şekilde devreye sokulması gerekiyor. Biraz daha detaylı açmak istiyorum. Makro ihtiyati politikadan buradaki kastım risk birikimini sınırlayıcı yaklaşım. Yani risklerin birikimini sınırlayan ve sürdürülebilirliği temin eden yaklaşım. Bu çerçevede işte kredi büyümesi, borçluluk artışı, konut fiyatlarındaki artışlar, bunları yakından takip edip bu risklerin birikmesini sınırlayıcı araçların tasarlanması. Belki 2000'li yıllardan alabileceğimiz en temel ders, özellikle 2010 yılından sonra, yani son 10 seneyi dikkate aldığımız zaman bence alınması gereken en temel ders, makro ihtiyati politikaların faize ikame olarak kullanılmaması gerektiği. Makro ihtiyati politika dediğimiz çerçeve risk birikimini önleyici olarak kullanılmalı. Önce faizi doğru yere oturtacaksınız. Merkez Bankası'nın işini yapmasını sağlayacaksınız. Bunun için kurumsal çerçeveyi oturtmak lazım. Ve faiz politikasının yetişemediği yerlerde ya da iktisadi olarak kısıtlandığı yerlerde de makro ihtiyati politikaların devreye girmesi gerekiyor. Böyle yapmayınca ne olduğunu son yıllarda yaşayarak gördük. Ve makro ihtiyati politikalar bir işe yaramadığı gibi Merkez Bankası'nın itibarını da zedeleyerek yüksek enflasyonla baş başa kalıyoruz. Tabii bütün bunlar yapılırken sahiplik ve amaç araç netliği çok önemli. Gerekirse BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın hem teşkilat yapılısında hem de kanununda gerekli değişikliklerin yapılarak orada amaç araç netliğinin sağlanması, gri alanların giderilmesi çok önemli. Ve bu süreçte de tabii karar alma süreci ve iletişim. Finansal İstikrar Komitesi kısmen bunu yapmaya çalışıyor. Ama maalesef Finansal İstikrar Komitesi tam olarak işlevini yerine getiremedi. Bütün dünyaya baktığımız zaman zaten makro ihtiyati araç kullanımı giderek artıyor. Bu yeni bir şey değil. Çok uzun süredir devam eden bir süreç. Türkiye'de 2011 yılında aslında Finansal İstikrar Komitesi'ni kurarak orada iyi bir başlangıç yapmıştı. Ama maalesef devamını getiremedik. Çünkü faiz politikalarının giderek daha kısıtlanmasıyla birlikte makro ihtiyati politikalar da bambaşka yere doğru savruldu. Dolayısıyla bütün bunları toparlayan bir makro finansal çerçeveyi ben çok önemsiyorum. İkincisi döviz kuru politikası. 2001 sonrası uygulanan politika bileşimine baktığınız zaman dalgalı döviz kuru rejimi ve Merkez Bankası'nın da aşırı oynaklıkları, yani piyasadaki volatiliteye müdahale ettiği bir çerçeve söz konusuydu. Burada ne eksik kaldı diye sorarsanız bana göre iki başlıkta eksiklikler vardı. Bir tanesi Merkez Bankası güçlü rezerv birikimi yapmadı. Hatta son yıllarda hepimizin takip ettiği gibi rezerv kalitesi giderek daha fazla bozuldu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın dış şoklara karşı dayanıklılığı artırmak için güçlü rezervlere ihtiyacı var. İkincisi de döviz kurunun iktisadi temellerle uyumu. Bu daha zor bir kavram ama döviz kuru sonuçta bir ekonomideki en önemli göreli fiyattır. Dolayısıyla hiçbir ekonomi politikası bunu göz ardı edemez. Bu nedenle de döviz kurunun gerçekten finansal istikrarı tehdit edecek şekilde iktisadi temellerden saptığı dönemlerde bunu giderecek bir takım likidite araçları ve Merkez Bankası'nın da rezerv politikasını devreye sokarak bunu önleyecek ve sürdürülebilirliğini temin edecek bir çerçeveye ihtiyaç var. Türkiye zaten rezerv yeterliği anlamında diğer ülkelerden çok geride. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde faizlerde bir normalleşme olursa burada rezerv birikimi için önemli bir alan bulunuyor. Üçüncüsü maliye politikası. 2001 yılından sonra uygulanan politikaya baktığınız zaman orada düzgün işler yapıldı. Evet, en azından bütçenin iki yakası bir araya getirildi ve enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlandı. Fakat bir sonraki aşamada bu bir kalkınma politikasına dönüştürülemedi. Belki önümüzdeki dönemde maliye politikalarının tasarımında o yıllardaki dersleri de göz önüne alarak daha detaylı, biraz daha kapsamlı kalkınmayı destekleyecek
bir politik anlayışına ihtiyaç var. Ben burada vergi kompozisyonunda adaleti özellikle ön plana çıkıyorum. Çünkü dolaylı vergilerin payını bir türlü düşüremedik. O yıllardaki haliyle kaldı. Teşvik ve desteklerin verimliliğini çok önemsiyorum. Çünkü şu anda devasa teşvikler var, muazzam teşvikler var. Yani vergi teşvikleri var, işte prim teşvikleri var, kredi teşvikleri var. Bütün bunların aslında etki analizinin yapılıp gerçekten buradan alınan geri bildirimlerle birlikte yeniden tasarlanmasında fayda var. Ben burada çok önemli bir kazanım için bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve kaynak yaratımı için de buradan önemli bir alan gelecek. Ve bunun sanayi politikasıyla desteklenmesi ve birleştirilmesi çok önemli. Ve son olarak sosyal transferler ve bölüşüm tabii ki bu konuda zaten benden önceki sunumlarda gerek Faik Bey, gerek Hacer Hanım ayrıntılı açıklamalar yaptılar. Bütün bu politikaların yapısal alanda desteklenmesi gerekiyor. Tabii yapısal reform deyince çok klişe bir terim. Bunu biraz açmak lazım. Ben spesifik olarak enflasyonla mücadeleyi merkezine alan bir politika tasarımı oluşturulacaksa birkaç tane yapısal düzenleme önceliği aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi tarımsal arz yönetimi, tarımda verimliliğin artırması. Bu gıda fiyatlarındaki oynaklığın düşürülmesi açısından çok önemli. İthal girdi bağımlılığı, dışarıdaki ham madde fiyatları veya döviz kurundaki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlanması, enflasyon oynaklarının azaltılması açısından çok kritik. Ve finansal derinleşme de yine dış finansal koşullardaki veya likiditedeki küresel risk iştahındaki değişimler karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının artırılması gerekiyor. Bu başlıklar daha da uzatılabilir ama ben çok fazla vaktim olmadığı için yavaş yavaş tamamlamak istiyorum. Bütün bunlar bir arada yapılırsa, yani 2001 yılından alınan dersler, daha önceki dönemde alınan derslerle birlikte bütün bunlar bir arada devreye koyulursa, o zaman işte gerçekten sağlıklı bir kalkınma ve refah artışı için elverişli bir zemin oluşturulur diye düşünüyorum. Tabii ki kolay değil. Birikmiş sorunlar var. Fakat sorunları öteleyerek, görmezden gelerek veya içe kapanarak halledemeyiz. Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir dışa açılma deneyimi var. Buradan artık sert bir şekilde geriye dönüş çok zor. Dolayısıyla bununla yaşamasını ve buradan gelebilecek olumlu faktörleri ön plana çıkaran, olumsuzları dengeleyen araç tasarımına ve kurumsal tasarıma ihtiyaç var. Bunları yaparken de ülkeye özgü ihtiyaçları gözetmek gerekiyor ve geçmişten alınan dersleri de içselleştirmek lazım. Bu çok önemli çünkü dışarıdan şablon şeklinde gelen politikaların sürdürülebilir olmadığını geçmişte yaşayarak gördük. Bütün bunlar yapılabilir mi? Türkiye sahip olduğu birikim ve beşeri sermaye ile bence bunları yapabilecek kapasiteye sahip. Yeter ki daha bilimsel normlara doğru dönüşü destekleyen bir iklim oluşsun. Ben burada sunumu tamamlıyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sayın Hakan Kara'ya konuşmaları için çok çok teşekkür ediyorum.